Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle selamünaleyküm. Türk savunma sanayisi gün geçtikçe güçlenmeye devam ederken beklentilerin de üzerine çıkmayı başarıyor. TUSAŞ tarafından üretilen ilk model uçak 2013'te ilk uçuşunu gerçekleştirdikten çok kısa bir süre sonra çeşitli modifikasyonlarla birçok yeteneğe kavuşturularak göklerdeki yerini aldı. Yeni sistemin 2017 yılında gökyüzüne kavuşmuş olması savunma camiası tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Çünkü bu tarz taarruz uçaklarında böyle gelişmelerin 3-4 yıl gibi kısa sürelerde yaşanması çok sıradan bir durum gibi gözükmüyor. Ayrıca birazdan bahsedeceğimiz bu taarruz uçağı artık sadece ülkemizin hava sınırları içerisinde değil, dünyanın çeşitli bölgelerinde de görev yapmaya hazır hale gelmiş durumda. Bu projeden elde edilen tecrübe ve bilgi birikimi, geleceğin teknoloji yarışlarında bize çok büyük avantaj sağlayacak gibi duruyor. Zaten önceden de örnekleriyle karşılaştık. Yerli olarak üretilen sistemler ilk üretim aşamasında uzun süreler alsa da, ürün ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra çeşitli modifikasyonlarla en güncel teknolojilere kavuşturulup kuvvet çarpanı etkisi minimum 2 katına çıkarılıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, geçtiğimiz dönemlerde katıldığı bir canlı yayın sırasında gazeteciler tarafından bu konu hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Programın en kritik açıklamalarından biri, Temel Kotil'in 12 adet hafif taarruz uçağı Hürkuş C modelinin ihracata yakın olduğunu duyurması oldu. Temel Kotil, konuyla ilgili daha fazla detay veremediğini, henüz ihracat için kontrat imzalanmadığını ileri sürdü ama yine altını çizerek 12 adet Hürkuş'un ihraç edileceğini söyledi. Konuşmasının devamında Amerika'nın F-35 kararına da değinen Kotil, "Son F-35 kararı benim de şirketimin de yükünü arttırmıştır. Bizim dönüşümüz yok. F-35 benim gündemimde o kadar yok artık. Benim gündemim milli muharip uçak. Kesinlikle yapılmak zorunda. Zaten yapılmak zorundaydı. Şimdi biraz daha karelendi, küplendi önemi" şeklinde konuştu. Temel Kotil, bunun dışında şu an TUSAŞ'ta 4000 mühendisimiz var. Mühendis sayımızı 10.000'e çıkarmamız gerekiyor. Bu projeleri bitirmek için bizim gençlere ihtiyacımız var. Sadece milli muharip uçak için 6000 mühendise ihtiyacımız var" diyerek, genç yaşlarda savunma sanayisine ilgi duymaya başlamış mühendisleri TUSAŞ bünyesinde çalışmak üzere iş başvurusunda bulunmaya davet etti. Yayın boyunca birçok soruya detaylarıyla birlikte yanıt veren Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil'e teşekkür ediyor. TUSAŞ bünyesinde çalışmakta olan bütün personele başarılar diliyoruz. Şimdi biraz da TUSAŞ'ın yerli olarak tasarlayıp ürettiği hafif taarruz görevi üstlenecek Hürkuş uçaklarını inceleyelim. Hürkuş uçağı, Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı programı kapsamında farklı görev senaryolarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Hürkuş C, pilot eğitim ihtiyacının yanı sıra hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirilmektedir. Hassas ve maliyet etkin çoklu görev çözümü Hürkuş C, hafif taarruz ve silahlı keşif varyantı, günümüz dünyasının muharebe alanlarındaki asimetrik tehditlere karşı düşük maliyetli, esnek bir çözüm sunmaktadır. Hürkuş'un sahip olduğu gelişmiş eğitim kabiliyetleri korunmakla beraber, üzerinde 7 harici yük istasyonuyla Hürkuş C, kullanıcılarına yüksek irtifada ve zorlu coğrafyalarda, gündüz ve gece koşullarında zorlu görevleri gerçekleştirebilmek için yararlanılabilecek olan 1500 kilograma kadar geniş bir faydalı yük kapasitesi sunmaktadır. Bahsettiğimiz bu uçağın adı, Türk tarihine imza atmış pilot ve aynı zamanda mühendis olan Vecihi Hürkuş'tan esinlenerek verilmiştir. Hürkuş uçağı, aynı zamanda GLASS, cam kokpit olarak bilinen tamamen dijital elektronik gösterge sistemlerine sahiptir. Bu dijital elektronik göstergelerin temel amacı, kokpitteki aşırı miktarda gösterge saati kalabalığını azaltarak pilotların kontrol yeteneklerini arttırmaktır. Elektronik dijital göstergelerin kullanımı, verilerin pilota, muharip uçaklardaki bütünlük içerisinde ulaştırılmasını sağlayacaktır. Bu anlamda Hürkuş oldukça çağdaş ve yüksek teknoloji kullanan bir eğitim uçağı olacak ve pilotları muharip uçakları hazırlayacaktır. Tüm uçuş, yatış, dönüş, suni ufuk ve durum göstergeleri, motor göstergeleri ve uçak sistemlerine ait göstergeler iki ana LCD ekranda pilota iletiliyor. Bunun dışında yedek uçuş göstergesi de bağımsız bir LCD ekranda bulunmakta. Tüm seyir sefer ve iletişim ekipmanları tek bir elektronik panelden kontrol edilebiliyor. Bu da kontrollerin oldukça düzenli olmasını sağlayacak. Bu üstün elektronik yetenekleri Hürkuş'u sınıfının en iyilerinden biri yapmaktadır. Tahminlere göre 2010'lu yıllarda dünya ordu ve hava yollarının envanterlerindeki eğitim uçaklarının pek çoğu ekonomik ömrünü doldurmaktadır.
Dolayısıyla yüzlerce eğitim uçağı açığından oluşan ciddi bir pazar beklenmektedir. Bu nedenle Hürkuş'un EASA'dan sertifiye edilmiş ve sınıfında üstün özellikler taşıyan bir uçak olması oldukça önemlidir. Üstün elektronik özellikleri ve bir eğitim uçağı için sıra dışı olan uçak sistemleri sayesinde bir jet uçağındaki sistemlere oldukça yakındır. Dolayısıyla Hürkuş temel pilotaj eğitimi yanı sıra muharip pilotların temel eğitimlerinde de kullanılabilecek bir uçaktır. Projede gelişmiş elektronik, mekanik ve aerodinamik özelliklerin gerçekleştirilebilmesi için kalabalık bir ekip çalışmıştır. Hürkuş ile aynı sınıftaki uçaklar hafif yer taarruz görevleri için de kullanılıyor. TUSAŞ'ta Hürkuş'un benzer görevleri yerine getirebilmesi için Hürkuş'un C sürümü üzerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile koordinasyon içinde çalıştı. Savunma uzmanları Hürkuş C'nin silahlandırılarak terörle mücadeleye yapacağı en büyük katkının hava harekatlarının maliyetinin azaltılması olacağını belirtiyor. Hürkuş C sayesinde F-16'ların kalkış sayısı azalacak, maliyetler aşağıya çekilecek. Uzun havada kalış ve yakın atış desteği verecek olan milli uçakta lazer güdümlü füzelerin dışında 2 tane 12.7 mm'lik makineli tüfek bulunmakta. Kanat altındaki potlara 8'er kilometre menzile sahip 2x2 UMTAS ile 2x4 cirit takılacak Hürkuş C, yine Roketsan üretimi lazer güdümlü roket, mızrak ile birlikte eğitim bombaları BDU-33 ve MK-106 da kullanabiliyor. Hürkuş C'nin envantere girmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava harekatlarında çeşitlilik sağlayacağı kaydediliyor. Hürkuş C, silah sistemleri dışında termal görüntüleme ve nişangah sistemine, zırhlandırılmış yapı, kendini koruma sistemi, gece görüş uyumlu sayısal kokpit ve gelişmiş aviyonik sistemlere sahip olmasının yanında dijital güvenli haberleşme ile video ve veri linki sayesinde görüntü aktarımı da yapabiliyor. Silahlı insansız hava araçlarından en büyük farkı taşıma kapasitesi olan Hürkuş C, 7 adet harici yük istasyonuyla 1500 kilograma kadar harici yük kapasitesine, 4 saati geçen uzun havada kalma süresine ve dar alandaki yüksek manevra kabiliyetine sahip bulunuyor diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.